Çukur Gölü'nün kuzey tarafındayız. Göl uzak Iramış. Gölün olduğu yerde koyun otlatan dostlarımız var. Seni tanıyalım. Benim ismim Osman Tanış. Köyün adı ne? Köy Senir Kasabası. Senir Kasabası. Senir Kasabası. Yenge? Yanaşakan öyle. Ne konuşayım ben konuşayım. Eli değnekli geziyor. Ha, el değnekli koyun gidiyorum. Koyun gidiyorum. Kaç koyun var? 170 koyun var. Cinsi ne? Merinos kırması. Merinos kırması. Bu koyunda soy önemli mi? Evet, soy önemli. Yani soy nasıl bozuluyor? Soy değişik ırklarla karıştırdığın zaman da soyu bozulur. Yani soy güder dedin 7 sene. Ha, o şimdi bu koyun kısmısı 7 senenin 7 nesil. Yani ninesinin. Ta o zamandan şeysini çeker yani. 7 nesil öncesini çeker. 7 nesil öncesini çeker. 7 nesil sonra bozulmaya mı başlar? Yok, bozulmaz. Yine aynı ama devamlı 7 nesil geriden çeker kendisini. Evet. Yani kuzuları ona göre kendine getirir. Yaş kaç? 58. 58. Şimdi çocukluğun burada mı geçti? Yok, aslında ben bunu sonradan başladım bu çobancılığa. Evet. Hani gölü soracağım. Ha, göl çocukluğum burada geçti. Göl nereye kadar geliyordu? Göl şu bizim burada karşıda okullar var. Okulların o yukarılarına kadar. Durduğumuz şimdi, yer? Burası göldü. Çocukluğun göldü. Evet, göldü. Aşağı yukarı buradan şöyle 1 kilometreden fazla, değil mi? 3 kilometre oradan çekilmiş. Yani İleri gitmiş derizeciler. Hötten de bayağı var. Havalarına kadar var mıydı göl evveli? Var. Havalarına kadar vardı. Evet, şimdi şu karşıda Gölbaşı Köyü vardır. Gölbaşı'nın bir ucu Gölbaşı'nın köyü. Köyün adı Gölbaşı Köyü. Evet, Gölbaşı. Derizeciler bize anlattı değil mi? Köyün adı zaten Gölbaşı'ymış. Evet. Gölün başındaymış. Oradan bu gölün çekildiği yere kadar kaç kilometre var? Gölün çekildiği aşağı yukarı 20-25 kilometre vardır yani. O kadar çekildi göl ha? Evet. Belki daha fazladır yani. Benim tahminim o kadar da en aşağıda 20-25 kilometre. Kaç yılda 25 kilometre çekildi? Bu 1971'den bu yana çekilmeye başladı. Yani aşağı yukarı 50 yıldır. Evet. Burdur depreminden sonra çekilmeye başladı. 50 yılda bu kadar çekilen göl bir 50 sene sonra biter hala. Evet, biter. Ne olacak sonra? Sonra koyun otlayacak. Yani çorak olacak ve devlet sit alanından kaldırırsa buraya da tarım arazisi olaraktan kullanılabilir yani. Gölü kurtarmak lazım. Ama gölü kurtarmak için de besleme kaynakları olması lazım. Çevremizde zaten barajlar yapıldı. Ötepete dert çok. Evet, dert çok. Konuya girersek. Dert çok değerli seçiciler. Göl kayboluyor. Evet. Burdur Gölü can çekişiyor, ağlar, son günlerini yaşıyor. Burada bu çekilme bu kadar fazla. Tabii güney tarafları az daha meyil yüksek olduğu için orada daha az çekilme var. Evet. Daha doğrusu çekilme aynı da orada yükseklik farklı, burada farklı. Peki koyun para diyor muyun? Evet, şu iki senedir iyi para yapıyor yani. Maşallah. Sesinde yüksek çıkıyor bunların herhalde. Evet tabii. Şu iki senede güzel bir kazancımız var yani. Allah bin berkat versin. Evet. Şükür yani. İyi yani. Sadece et, yün mü? Sütten de alıyorsunuz? Yok, sütten alıyoruz. Biz ufak tefek bir burada pazarımız var. Yoğurt olaraktan satıyoruz. Kendi yiyeceğimiz evet. Peynir yapıyoruz. Evet. Değerli seyirciler. Çobanlar çoğaldıkça et yiyenler de çoğalır. Göller çoğaldıkça sular da artar. Sular arttıkça zepseler, meyveler de çoğalmaya başlar. Şimdi size biz gölün ne kadar çekildiğini göstereceğiz. Gözlerinizle görün.